programda ürün yerleştirme uygulanmaktadır. Nevşin Mengü ile Haber Ötesi. Merhabalar, ben Nevşin Mengü. Haber Ötesi programı başlıyor. Bu hafta çeşitli konulardan bahsedeceğiz. Şiddetten bahsedeceğiz, kadından bahsedeceğiz, güzellik, feminizm. Çeşitli olacak sohbet başlıklarımız. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.
Haber ötesi kaldığı yerden devam ediyor. Ben Nevşin Mengü. Bir gazeteci konuğum var. Enis Tayman. Gazeteci ama aslında baktı ki bu gazetecilik bir yere gitmiyor. Ya da gazetecilik yapıyorsan biraz kendini savunmayı da öğrenmen gerekiyor. Krav Maga işine kafayı sardı Türkçesi. Ve eğitmen oldu. Hakikaten bu yolda çok ter döktü. Çok kafasını yordu. Ter döktü, dökmekten öte. İşin bir felsefesi var çünkü. Ve Krav Maga eğitimleri veriyor. Ve en önemlisi aslında bu işi kadınlara öğretiyor. Bir aslında geçen hafta boyunca da hep Hürriyet Gazetesi sürekli Enis'in haberlerini yaptı, belki okudunuz. Şimdi kendisi stüdyomuzda, kendisiyle konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir Krav Maga? Krav Maga İsrail kökenli bir dövüş stili aslında. 1960'lara kadar sadece askeri bazda kalmış. 60'lardan sonra da bunu sivilleştirelim bari demiş İsrail devleti. Ve sivil versiyonunu üreterek piyasaya sürmüş tabiri caizse. Ondan sonra da çeşitli Krav Maga ekolleri başlamış. Ama temelinde karşıdaki saldırganı en kısa sürede silahından arındırıp onu salim halden yarı salim hale getirmek için onu anlatacağım. Yarı salim olduğunu, evet. getirip hemen olay yerinden uzaklaşmayı aslında öğreten bir dövüş stili. Şimdi, yani kaçmak için kendine zaman kazandır diyorsun. Bu kadar basit. Yarı salimden kastım şu, biz katil değiliz. Hı-hı. Yani biz aslında pek çok ekol bunu reddediyor ama bunu böyle bilmek gerekiyor. Maalesef ben birisinin elinden bıçağı alırsam bıçağını saplamayacağım tabii ki. Bıçakla beraber kaçacağım. Ya da sopayı elinden alırsam sopayı ona bam diye kafasına vurmayacağım ve vurmam da zaten benim cani olduğumu gösterir. Onlarla aynı seviyede olduğumu gösterir. Hı hı. Ben onların elinden o silahları alacağım. Silahtan arındıracağım onları ve olabildiğince hızla olay yerinden uzaklaşacağım. Bizim temel felsefemiz ve okullarımızda öğrettiğimiz şey bu. Hı hı. Sen bunu özellikle kadınlara öğretiyorsun. Neden? Yani böyle bir program mı başlattın? Nedir şimdi bunun tam içeriği? Temelinde eşim Ebru Fırat yatıyor. Çünkü metrobüsle gidip geldiğinde erkek taciziyle, erkek dünyasıyla birebir karşılaşma olanağı buldu. Ya hakikaten bunu soracağım ben. Neden öyle? Neden toplu taşıma araçlarında erkekler, bazı diyeyim ya da insanlar, belki bunu yapan kadın da var bilmiyorum, bunu hak görüyor. Nasıl olsa kalabalık ya, bir sürtünsem ne olur? Neden? Yani bu neden? Bunu anlayamıyorum ben. Biz insanların ne denir o personal space, yani o kişisel alanlarına saygı duymamayı neden orada hak görüyoruz kendimize? Var mı bunun psikolojisini araştırdınız mı hiç? Şöyle aslında sadece kadına değil, gücü yettiğine demek gerekiyor. Gence, çocuğa vesaire herkese, vesaire. Herkese. Doğru, herkese. Cinsel yönelimli saldırılar söz konusu olduğunda biz kadınları ancak ön plana alıyoruz. Hı hı. Yoksa dediğim gibi iri yarı olan zayıf olana, silahı olan silahsız olana sürekli bir şiddet ve saldırı halindeyiz. Doğru. Bunu çözmek gerekiyor ki burada da muhtemelen o meşhur sosyolojik terim anomiden söz etmek gerekiyor büyük ihtimalle. Toplum şu anda bir anomi halinde ve dolayısıyla bizim bu dağınıklığımız, kuralsızlığımız, problem çözememe yeteneğimiz ve problemi şiddetle halletmeye bu yüzden kendimizi sevk etmemiz hep nedeninde bence anomi yatıyor. Çok eski bir kavramdır. Hı hı. Şimdi hani tekrar anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla ama kadına gelince benim de gözlemlerim şu yönde. Gerçekten de erkekler Türkiye'de belli bir cinsel eğitimden geçmediği için toplum olarak geçmiyoruz. Erkekler de hiç geçmiyor üstüne üstlük. Ve erkeğe her şey yapmak hak görülüyor. Ben bunu kadın eğitimleri sırasında gördüm, birebir tanık oldum. Ne anlatıyor kadınlar mesela, ne söylüyorlar? Anlatmaktan öte anlatamadıklarıyla ben aslında alakalıyım. Hı. Teşekkür ederim bunu sorduğun için. Şundan, bir vuramıyorlar. Hı hı. Biz erkek çocuklar, çocukluğumuzdan doğru, beri harala gürele, vur, tekmele hep böyle büyütüldük ve böyle büyütülüyoruz. Hı hı hı. Ama kız çocuklara işte tepsi taşı, kalk abine su getir. Ve hep böyle büyütüldü insanlar. Hı hı. Şimdi kalkıp abisine veya erkek kardeşine bile su getirmeye çalışan bir kız çocuğu tabii haliyle o baskıyla beraber resesif konuma geçiyor. Hayatta ya, da resesif çok oluyor. Çok doğru, bak bana hep böyle bağırıyor ediyor falan diyorlar benim için, agresif falan. Bir dönem ben böyle yıllar önce bir kickbox dersini böyle aldım falan, hiç bana göre doğru vuramıyorsun. Öyle bir nosyon yok benim kafamda. Yok, evet. Ben vuramıyorum ve yani gözümü kapatıyorum. Tabii ve kaçıyorum aslında.
İşin üstü hoca diyor ki gözünü aç, gözünü açma. Nasıl açayım yani, böyle bendeki refleks kaç hareket oldu, kaç. Maalesef maalesef. Ve biz mesela ben Krav Maga'da öğrencilere işte sizi 3 ayda sokaktaki şiddetten korunur hale getirebilirim diyorum ama maalesef bu durumda özellikle kadınlarla çalıştıktan sonra süreyi biraz açmak gerekiyor. Çünkü önce kadınları vurabileceklerini ikna etmek gerekiyor. Abi böyle çok bir sorun enteresan. Var. Önce bunu aşıyorum kadınlarda. Vurabilirsin. Bunun için bazen kendi gövdemi kullanıyorum. Bazen asistanlarımın gövdesini kullanıyorum. Bak et, vur, vurabilirsin diye. Birkaç kez çürüdüğü oldu gaza gelip kadınlar sağ olsunlar. İyi vuruyorlar yani aslında kadın elini korkak alıştırmadığı sürece hiçbir farkı yok. Neden farkı yok? Evet, belki... İş teknik aslında büyük ölçüde. Tamamen yani bir burnu kırmak için rakamı tamamen atıyorum. Diyelim 50 kiloluk bir basınç uygulamanız gerekiyor. Bunu 300 kiloya da vursanız, 50 kiloya da vursanız o burun zaten kırılır. Bu kadar basit. Kadın da 50'den çok daha fazla vurabilecek kapasiteye zaten sahip. Şimdi... Ya boksörleri izlerken iş aslında her sporda galiba böyle, teniste de böyle, sadece kolla vurmuyorsun. Bütün vücudu işin içine sokuyorsun değil mi? Vücutla ivmelenmeyi alıp o hareketi yapabildiğin zaman iş değişiyor zaten. Ayak serçe parmağından başlar bir yumruk zaten. Yani bunu böyle algılamadığımız sürece sadece o Türkan Şoray tokadıyla hayatımızı geçirmeye çalıştığımız takdirde bu olmayacaktır. Tabii siz bunları evde denemeyin. Şimdi biz burada Enis'le konuşuyoruz ama. Mümkünse. Eğitimini almak lazım. Peki kadınlar vuramıyorlar. Önce vurabilirsin diye ikna ediyorum diyorsun. Sonra? Sonrasında kadınlara senaryo çalıştırıyorum. Senaryo şu, bizim aslında hani çalışırken çok zevk alıyoruz ama trajik de senaryolar. Metrobüste taciz senaryosu. Sokakta taciz senaryosu, cinsel suça karşı yapılabilecekler üzerine kadın arkadaşlarımla çeşitli zamanlarda senaryolar üretip onlar üzerinde çalışıyoruz. Ben derse başlayan kadın arkadaşlarıma hep sorarım. Daha önce de zaten böyle bir kişisel araştırma diyeceğim ama yaklaşık 50 kadını buldu. Onlara sokakta gerçekten neyle karşılaştıklarını sordum. Hangi tür taciz, hangi tür saldırı var, bunları öğrendim ve bunlar üzerine eğitimi öncelikli olarak vermeye başladım. Çünkü Krav Maga'da biz bir hareketi öğrendiğiniz zaman aslında o hareket size yapıldığında karşı taraftan savunabilir hale geliyorsunuz. Yani bu bir dojo sistemi gibi değil. 6 ay 7 ay boyunca sadece işte o karate kitteki gibi ne boyuyor çit boyama meselesi yok bizde. Dolayısıyla öncelikle bunlara geliyoruz. Nedir? Örneğin arkadaşlarımdan biri bana dedi ki en çok erkekler bize tokat atıyor. Neden? Aşağılama aracı olarak bunu yapıyor. Biraz da aslında. Demek ki öncelikle ben kadını tokata karşı hazır hale getirmeliyim. Tokatı durdurabilecek hale getirmek. Aynen. İnsanlara doğal tepkileri gösteriyorum önce. Doğal tepki nedir? Doğal tepki, tabii şimdi burada radyodayız gösteremiyorum ama yani size tokat atıldığı zaman ne yaparsınız? Sığınırsınız bir şekilde, kendinize, ellerinizle kendinizi korumaya çalışırsınız. Bu doğal tepkidir. Bunu aşamayız. Niye aşamayız? Çünkü ben o kadına doğal tepkinin dışında bir şey öğretmeye çalışırsam bu çok uzun zaman alacak. Doğru. Demek ki biz doğal tepkinin devamında bir hareket üretmeliyiz. Ve bunu yaparak o doğal tepkinin ardından savunma hareketini ve ardından karşı saldırıyı öğretmeye çalışıyorum. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Geçenlerde bir kadın arkadaşım bizim kendi kapalı Facebook grubumuzda bana teşekkür eden bir yazı yazmıştı. Hani çok üzüldüm teşekküre ama aynı zamanda biraz da gururlandım. Şundan, minibüste bir adam taciz etmeye kalkıyor ve arkadaşım da adama saldırıyor. Bam güm girişiyor tabiri caizse. Fakat biraz da yerinmiş meseleden diyor ki keşke diyor bir de senin öğrettiğin gibi şöyle vurabilseydim. Ya hiç önemli değil dedim. Sen vurdun ya, bir eşiği atladın ya. Çünkü o hanımefendi bir efsane muhtemelen, dolmuş attığında bir kadın geldi. Muhtemelen, bir ağzını burnunu kırdı yolladı falan. Aynen, diye umuyorum. Öyle bir durum var. Ha bir de ilginç mesela o gün şöyle bir şey olmuş. Erkekler abla bize niye söylemedin? Eşekler diye bağırmış o da. Görmediniz mi ne olduğunu da? Niye size illa bir şey mi söylemem gerekiyor? Erkeklerin arasında bir de böyle bir dayanışma var. Yani hiç kimse ne yapıyorsun demez. Geçen gün metrobüste benim başıma geldi. Metrobüste Aydın Üniversitesi'ne gidiyorum bir proje için. Kulaklık vardı. Çok affedersiniz ne nokta nokta lan sana diye bir erkek sesi duydum. Bir baktım bir kadın. Yanımda da benden daha iri yarı bir adam duruyor. Adam böyle bana baktı, sırıttı. Yaz geldi ya dedi, herkes çıldırdı işte.
Acı değil misin? Ne diyorsun sen dedim. Döndüm. Olabilecek en erkek sesimle, birader kadınla konuşuyorsun, sakin ol dedim ben. Adam öyle bana baktı. At kuyruk saç falan görünce çok da ciddi almadı aslında. Ondan sonra kadına tekrar yüklenmeye kalktı. Birader sakin ol dedim ben tekrar. Bunun üzerine o birader kodu ve biraz da kabadayı konuşup işte en erkek sesle konuşma sanırım etki yaptı, durdu adam. Adam durunca kadın otomatikman benim yanıma geldi. Benim tarafıma geldi. Sonra birkaç erkek daha olaya müdahale etti. Şu şekilde müdahale ettiler. Kardeşim sakin ol. Yahu yani orada taciz uğrayan bir kadın var. Orada ben kadını savunuyorum tek başıma. Ve onlar adamı sakinleştirmeye çalışıyorlar. Erkek dayanışması derken bunu kastediyorum. Ya aslında şimdi bütün bu olan biten o kadar saçma ki bir yandan. Kadın olarak bir yere gitmeye, işe falan gitmeye çalışıyorsun. Tamam ve tişört giymişsin. Ya veyahut da işte askılı giymişsin. Ne fark giymişsin, eder ne ya ne fark eder evet. Ve işte biri sana saldırıyor, öteki müdahil oluyor mu olmuyor mu falan filan. Orada böyle bir toplumsal çatışma alanı oluşuyor. Yani böyle bir varlık olarak bir yerden bir yere gitmen bir mesele aslında falan. Yani diyorsun ya bu toplumsal anomi meselesi. Bilmiyorum ya, bunun içinden Krav Maga ile falan çıkamayız aslında herhalde. Şöyle, bence de çıkamayız. Sorun kronik. Fakat buna akut bir çözüm zaten Krav Maga. Yani benim öğrettiğim, Krav Maga öğrettiğim ya da diğer eğitimci arkadaşlarımın savunma stillerini öğrettiği diğer kadınlar akut olarak bir erkeği halledebilirler. Hı hı. Ama gerçekten sorun çok daha büyük. Sorun kronik. Ve kronik bir problemi akut çareler üretemezsiniz. Üretirseniz bu sadece hani palyatif bir takım kısa vadeli çareler olarak kalır. Evet, gerçekten bunu öğretmeli. Benim iki oğlum var. Kimi arkadaşıma göre aslında benim de yaptığım maçoluk. Ama ben birisi 9 yaşında, birisi 5,5 yaşında Fırat ve Meriç. Onlara şunu söylüyorum her seferinde. Bir kız size vurursa karşılık vermeyeceksiniz. Bir erkek çocuk vurursa ve ona vurmaya karar verirseniz sizin yanınızdayım. Ama bir kız çocuk size vurur veya siz bir kız çocuğa ne koşulda olursa olsun vurursanız hiç merak etmeyin. O zaman kulaklığınızı önce ben çekeceğim. Hı hı. Bu çocuklara ben bu eğitimi verdim. Şu anda bunu uyguluyorlar. Ama zannetmeyin ki ben burada araya gireceğim. Hani zannetmeyin ki öyle erkeklik falan diye büyütüyorsunuz. Beraber ekmek yiye dondurma falan yapıyorlar. Bayağı mutfakta çocuklarla faal, yani o başka bir şey. Hani öyle değil. Elbette. Bu da duyulduğu gibi değil. Elbette. Benim erkek çocuklarımın mutfak oyuncakları var. Şimdi bunu bir defa koymak gerekiyor. Aynen. Erkeklik nedir, kadınlık nedir? Bunu kurgulanırken, öğretilirken çocuklara baştan başlamak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Ben yemek yapıyorum. Benim büyük oğlum benimle beraber soğan doğrar. Küçük oğlum ben ekmek yaparken gelir, hamuru benimle beraber karar. Yani biz elimizin çamurunu kadın işine sokuyoruz. Severek ve isteyerek. Çünkü bunun bir cinsiyetle alakası olmadığını o yaştan beri ben çocuklarımı aşılıyorum. Dolayısıyla benim inanıyorum ki çocuklarım metrobüste bir kadına herhangi cinsel suç içeren bir edimle yaklaşmayacaklar diye umuyorum. Peki kadınlar için Krav Maga yani ya da işte kadınlar erkekler her neyse. Krav Maga mı özellikle tavsiye ediyorsun yoksa ne bileyim her türlü savunma sanatı işe yarar mı, ne diyorsun? Burada hani Krav Maga'nın reklamını yapmak gibi olmasın. Meselemiz şudur. Krav Maga temelde en kısa yoldan bu işi çözmeyi öğretir insanlara. Diğer savunma stilleri de tabii ki çok iyidir. Ama uzun süre eğitimleri gerekir. Yapı itibariyle sokak senaryolarından da biraz uzaktırlar. Örneğin karate diyelim ki, örneğin tekvando diyelim ki. Tabii ki çok değerli ve bir tekvandocu kadın büyük bir ihtimalle 10 kişi yere serebilir. Bir şey demiyorum. Fakat tekvandonun eğitiminde şöyle bir durum vardır. Bir müsabakadır. Bir yarışmadır tekvando mesela. 70 kilo 70 kilo erkek erkeğe, kadın kadına dövüşürler. Kontrollü ortam. Kontrollü bir ortamda dövüşürler. Oysa sokakta 50 kiloluk bir kadına 90 kiloluk bir acuze saldırıyor. Böyle bir sorunumuz var. Buna karşı çözümümüz var mı? Yok. Peki Krav Maga'nın şey tarafı var mı? Bir de onu sorayım. Kafayı hazırlayan, psikolojiyi tabii hazırlayan ki tarafı. Mühim olan biraz da o herhalde. Tabii ki. Psikolojiyi şöyle hazırlıyoruz. Birincisi ben bütün öğrencilerime kontrollü şiddet uygularım. Nasıl? Yani onlara canlarını yakacak kadar ama zarar vermeyecek kadar vururum. Hı hı. Bilirler, şikayet ederler. Ama benim çalıştığım yer ayrıca aynı zamanda salonlarım sert zeminlidir.
biz yumuşak zeminde çalışmayız. Bunun nedenleri var. Birincisi şu. Kontrollü şiddeti niye uyguluyorum? Çünkü insan aslında saldırıya uğradığında herkes, ben dahil, şoka gireriz. Önemli olan şoktan çıkabilme süresidir. Çok doğru. Şoktan çıkabilme süresini ben kısaltırsam öğrencimin, o zaman çok daha kolay kendisini savunabilir. Bütün meselemiz budur. Dolayısıyla kontrollü şiddeti bu yüzden uyguluyorum. Acıyı gör. Bak, canın acıyacak ve acı böyle bir şey. Ve bunun daha da fazlası acıyacak. Yediğin zaman sakin ol. Yer yumuşak olsa patır kütür düşelim, birbirimizi düşürelim, harika olur. Ama sokakta öyle olmayacak. Sokakta beton var. Düştüğün zaman zaten canım ah yiyecek diyorsun ve tabii paralize oluyorsun. Kaç kere başımıza geldi bu. Dolayısıyla bizim eğitimlerimiz biraz daha gerçeğe yakın Krav Maga'da. Dünyada da yükselen trend olmasının nedeni aslında Krav Maga'nın bu. Ve işte atıyorum 6 ay içerisinde diyelim ki kendinizi savunabilir hale geliyorsunuz. Ama tabii dediğim gibi bu sıradan şiddete, sokaktaki. Yani eğer elinde tabanca olan birisi varsa ve sizi kesinlikle öldürmeye niyetliyse kimse kusura bakmasın, zaten o. Şeye yarayabilir bu Enis. Ya işte trolü var, o su var, bu su var, biliyorsun. İşte kampanya yapanı var falan. Çok güzel, gidersin ağzını kırarsın. Buna benziyor. Evet, yani çok doğru. Çok doğru. Güzel. Peki aslında yararlı bir şey yapıyorsun. Çok teşekkür ediyorum bize verdiğin bilgiler için. Krav Maga'yı tanımış olduk. Biraz da içinde bulunduğumuz durumu konuşmuş olduk aslında. İşin maalesef hem tabii spor tarafı var hem de gazetecilik tarafı var biz bir araya geldiğimiz zaman. Şimdi bir ara vereceğiz. Bir soluklanalım. Geçen hafta İngiliz elektronik müzik grubu Uncle Park Fest'te konser verdi. Güzeldi. Kaçıranlar için bir Uncle dinleyelim. Sonra devam edelim. Nevşin Mengü ile Haber Ötesi. Evet, Haber Ötesi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi arada bir yapıyoruz ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanıyoruz. Orada Amerika'nın Sesinden arkadaşımız Dilge Timuçin var. Yine bizi bekliyor. Şimdi Dilge Amerika'nın Sesinde çalışıyor ya, devlet memuru. Onun için tabii o çok siyasete giremiyor orada. Şimdi Amerika'dan zaten siyaset konuşmayacağız biz bu hafta yeterince. İşte Türk-Amerikan ilişkileri, Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiydi, oydu, buydu, PYD'siydi, PKK'sıydı. Haberlerde biz bunu yeterince konuştuk. Ha işte tabii Amerika'nın bir de iç siyaseti var. Trump'ın başı dertte. Olan şu aslında, CIA'ya, FBI'ya, yani Trump ilk iktidara geldiği zaman arkadaş ben devlet falan tanımam, asarım keserim, ben bu ülkeyi kendi bildiğim gibi yönetirim dedi, böyle geldi iktidara, onu değiştireceğim dedi, onu bilmem ne yapacağım dedi falan. CIA ile FBI'de bu işler öyle olmuyor. Donald Bey dediler Türkçesi. İşte Donald Trump'a destek veren, yakın duran kim varsa, işte bir takım ortamlarda yaptıkları konuşmalar falan, özel konuşmalar, bunlar basına sızdırılıyor deli gibi. Yani kim ne dedi, Trump'ın arkasından kim ne dedikodu yapmış, kim kime kaç para vermiş, bütün bunları Amerikan istihbarat örgütleri cayır cayır basına veriyorlar. Basında cayır cayır yazıyor. Yani devlet diyor ki arkadaş tamam, sen sandıkla geldin de, sandıkla geldim diye öyle astığım astık, kestiğim kestik, her şeyi yapamazsın diyor. Trump da her şeyi yapamıyor aslında, işin özü bu. Trump şu anda Beyaz Saray'a sıkıştırılıyor. Ne oluyor ne bitiyor derseniz, İşin özü bu oluyor, bir bitiyor. Be kardeşim Amerika, madem bu iş sende böyle oluyor, niye o zaman diğer ülkeler aynısını yapınca karışıyorsun diye de insanın sorusu geliyor diyelim, virgül. Neyse, biz Dilge'yle başka bir şey konuşacağız. Dilge merhaba. Merhabalar Nevşin. Uzun bir girizgah yaptım, kusura bakma. Estağfurullah, ne demek, özetledin benim demediğim şeyleri, iyi oldu. Şimdi Dilge, Amerika'da bu güzellik yarışmaları malum kültürün bir parçası değil mi? Beauty pageant'lar. İşte aynen öyle. Seçilenler, edilen çocuklar için ayrı var, onun için ayrı var, bunun için ayrı var. Bir güzellik yarışması. Birinci seçilen hanımefendi, söyledikleri çok olay oldu. Ne oldu, bize bir anlat bakalım. Önce madem Donald Trump dedik, şunu da hatırlatalım. Hatırlat. Donald Trump Amerika'daki güzellik yarışmalarının sahibiydi biliyorsun 2015'e kadar. Sonra elden çıkardı. Hep Donald Trump'ı böyle Amerikan güzelleriyle birlikte görüyorduk. Ne oldu? Buradaki güzellik yarışmaları şöyle işliyor. 50 eyaletin güzelleri seçiliyor. Sonra da onların arasından bir tane Miss USA, Miss America seçiliyor. Bu sene ikinci defa yine Washington DC'den, bizim şehrimizden çıktı. Hemşehri mi çıktı? Hemşehrimiz çıktı. İkinci defa buradan seçildi. Kendisi bir bilim insanı, 25 yaşında. O da bir devlet memuru aslında. Ve hani zaten DC'den ne çıkacak diyorsun? Çıka çıka devlet memuru çıkıyor diyorsun. Tapu astronomi. Ankara gibi bir yer burası baktığında ya. Doğru. Peki. Ve bu hanımımız,
küçük hanım diyelim, 25 yaşında. Normalde bu şeylerde, törenlerde, yarışmalarda sunulur işte. Dünya barışı için ne istiyorsunuz? Hı-hı. İşte gelecek için falan gibi böyle garip garip sorular. Bu sefer şeyi sordular. Amerika'da sağlık güvencesi bir ayrıcalık mıdır, bir hak mıdır? Çok tartışılan bir şey bu. Burada her şey biliyorsunuz. Kapitalizmin beşiği para, sağlık sistemi de öyle. Paran yoksa gerçekten çok zor bir şey sağlık güvencesi almak ve hastanelerde ücretsiz muayene olmak. Hı hı. Ve şaşırt cevap verdi. Bu hanım kızımız bunu bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Ve şunu dedi, yani çalışıyorsanız, ben çalışıyorum, bu yüzden bir sağlık sigortam var. Çalışmam sayesinde bir sağlık sigortam var. Bunun dışında da hani yoksa da nedir, bu bir hak değildir'e getirdi sözü ve herkesi şaşırttı. Haliyle sosyal medyada da bu kadın ne diyor şeklinde çok paylaşım yapıldı. Yani 25 yaşında bir kadın Donald Trump'ın dediği şeyi biraz söylemiş gibi oldu. Donald Trump'ı biliyorsun ya, bu Obamacare, hmm, sağlık sigortası sistemini Obama'nın getirdiği geri çekmeye çalışıyor. Ona destek veren ve açıklama yapmış olduğu DC güzelimiz ve yeni Miss Amerika'mız. Yeni Amerika diyorsun. Yeni Amerika zihniyeti. Bir şey söyleyeceğim. Peki Miss Amerika'nın bir de feminizm üzerine söylediği bir şey var galiba. Onu takip ettin mi? O aynı programda mı söyledi? Sonra mı söyledi acaba? Feminizm nedir peki? Feminist misin diye soruyorlar. Aslında orada hani bize belki garip gelmeyecek ama galiba Amerika'da bu hala tartışma konusu. Feminizm diyor hanımefendi. Sonuçta bir eşitliği savunmaktır. Ve yani tabii ki hepimiz feminist olmalıyız diyor. Bu da yazıldı, çizildi, konuşuldu değil mi? Evet, yani feministin ne olduğu, feminizmin ne olduğunu aynen dediğin gibi daha önce söylediği bir cümle. Hükümetli bir kadın bilim insanı olarak feminizm kelimesini eşitlikle yer değiştirirdim dedi. Hmm. Yani ben kendimi daha eşitlikçi sayıyorum dedi. Ama öyle yok, feminizmmiş, ben erkekleri umursamıyorum, erkekleri düşmanım tarzı bir düşünceyi de savunmuyorum dedi. Aslında çok, yani Türkiye'de olsa dediğim gibi çok da tartışılacak cümleler değil baktığında. Kadınlar ne istiyor? İş yerinde özellikle çalıştıkları ortamlarda erkeklerle aynı muameleyi görmek, aynı maaşı almak, aynı işte aynı eşitliklere sahip olmak istiyor. Ama işte feminizm çok çarpıtılan bir bazen. Çok ayrı ayrı tepkiler aldı bu konuyla da ilgili. Karıştırılan kavram. Yani aslında ne kadar enteresan, bir güzellik yarışması bile demek ki ne kadar politize artık. Herhalde sizin orada durum bu. Her şey çok politize anladığım kadarıyla. Ben de buraya gelene kadar bu kadar farkında değildim ne kadar politize olduğunu Amerikan toplumunun açıkçası Nevşin. Ama güzellik yarışmalarında bile zaten katılanlara da baktığımda hepsi yani hani eğitimli, işte üniversite mezunu, İşte devlet memuru olarak güzellik yarışmasına giriyor ve hani güzellik yarışması sadece ben manken olayım model olarak görmüyorlar. Amerika'yı temsil açısından da gördükleri için bu kadınlar çıkıyorlar ve orada politize açıklamalar yapabiliyorlar. Ve haliyle Washington DC'den çıkan bir güzel, eyalet değil tabii Washington ama bu district'ten, bu bölgeden çıkan bir güzelin de siyasi olmaması, politize olmaması beklenemezdi. Ama genelde evet, Amerikan toplumunda şaşırtıcı bir derecede politize olma var. Biz her şeye tabii dış politika olarak bakıyoruz. Türkler Türkiye'de, bölgede yaşadığımız bölge olarak, ama Amerikalılar özellikle her zaman söylüyorum, iç siyaset konusunda gerçekten bilgililer ve her şeyi takip ediyorlar. Şimdi çok kısacık bir de şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaydı. Erdoğan'ın temasları ayrı da kavga çok konuşuldu Dilge. Türk Büyükelçiliği önünde böyle meydan muharebesi gibi, bir yanda Cumhurbaşkanlığı'nın korumaları, işte bir yanda galiba YPG yandaşları değil mi onlar? Böyle haydi bir birbirlerine girdiler falan, o da bir ortalığı karıştırdı işte, hakkında soruşturma açılıyor, öyle oluyor, böyle oluyor falan. Bir de bu konuşuldu da şimdi aslında tabii biz Erdoğan gitti diye DC'ye böyle odaklanıyoruz. Galiba her hafta bir devlet hükümet büyüğü geliyor aşağı yukarı Washington DC'ye değil mi? Normalde yani. Trump daha yeni seçildi ama. Tabii Trump esas zaten yeni seçildiği için çok gelen giden de oldu. Bizim iş yerimiz hemen kongrenin çaprazında, sürekli olarak işte Beyaz Saray ile kongre arasında Pensilvanya Caddesi sürekli kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor. Sürekli ziyaretler oluyor. Sürekli bir hareket var Washington DC'de bu aralar. Bu elçilik rezidansı önündeki olaylarla ilgili de ben bir şey söylemek istiyorum açıkçası. Seyrettiğiniz görüntüler Amerika'nın sesinden kameraman arkadaşımızın çektiği görüntülerde ve bütün dünya medyasında kullanıldı. Hep şu tartışıldı.
oradakiler kimlerdi ve bu kamera nasıl böyle filmatik yani film gibi çekti diye hiç titretmeden sürekli bu konuşuldu geçen hafta. Söyleyelim bir sistemle yani kamera cep telefonu görüntüsünü stabil hale getiren bir sistemle çekildi. Özel bir sistemle çekildi. Sistemin adı ne? Enteresan. Bayağı cep telefonu ile mi çektiniz? Aslında bir cep telefonuydu ama cep telefonunu Steadicam özelliği getiren bir sistem satın almıştı kameraman arkadaşımız. Reklam olmasın diye burada söylemiyorum ama Twitter'dan search ederseniz bulabilirsiniz. Sanki hani vücudunuza kamera giymişsiniz de olayın içindeymişsiniz gibi bir hani bilgisayar oyunuymuş gibi gösteren bir sistem. Bunu çok tartıştılar. Bu görüntüler gerçek değil dediler. Yalan söyleniyor dediler ama hayır değil. Hani görüntülerin tüm ham hali de bizde. Gerçekten orada olan bitenler o kadar şiddetli, o kadar vahşiydi açıkçası. Şimdi de habercilik açısından başka kimsenin alamadığı görüntüyü almak her zaman iyidir. Yani insana böyle iyi bir adrenalin verir. İyidir tabii. Yani o his. Hele bir de tabii. Ya teknoloji nereden nereye geldi? Biz sahadayken hala öyle kameraman arkadaşlarımız yani 10 kiloluk kamera. 10 kiloluk kamerayı kameraman taşır en az. Tripodu da biz taşırız ya muhabirler 10 kiloluk da tripod. Evet, evet. Allah yani böyle bir 300 metre yürürsün kanter içerisinde falan. Şimdi hiç cep telefonunu çıkarıyorsun. İşte neler neler o aplikasyon bu aplikasyon neyse çekiyorsun gidiyorsun müthiş yani. İşte nereden nereye geldi. Benim hesabım bulabilirler o sistemi. Amerika'dan sipariş edebilirler. Türkler gelen giden götürüyor zaten buradan böyle şeyleri. Ama görüntüler gerçek. Oradaki arkadaşlarımız da şahit oldu. Gerçekten. Çok şiddetli görüntülerdi. Peki çeken herkese arkadaşın... Herkese dağıttık zaten. Tüm evet meclisi, biz de yayınladık. Biz de yayınladık. Evet. Evet, çeken arkadaşın ellerine sağlık diyelim. Şimdi Dilge kapatıyorum da Chris Cornell malum yaşamını yitirdi. Onun da kapatacağım ben. Bir şey söylemek ister misin? Toprağı bol olsun diyelim. Olsun. Ya çok severdik tabii. Biz hani seninle aynı yaş grubundayız. O 90'larda tabii. Müzik dinleme tarzımızı belirleyen isimlerden biriydi. Soundgarden olsun. Daha sonra doğru. Audioslave. Çok erken yaşta gitti. O da David Bowie gibi, Prince gibi gidenlerden biri oldu. Giden efsanelerden biri oldu. Toprağı bol olsun. Çok güzel şarkılar bıraktı. Umarım evet, güzel bir teşekkür o zaman sende. Dilge teşekkür ediyorum. Chris Cornell'le açtık. Chris Cornell'le kapatalım madem. Haber ötesini bu hafta böyle noktalıyoruz. Ama malum biliyorsunuz hafta içi ana haberde beraberiz. Haftaya yine haber ötesinde. Bilahare burada görüşürüz. Hoşçakalın.